Adem abi selamlar ilküm. Aleyküm selam İlmaz abi. Hoş Kolay geldin. Gelsin, hoş bulduk, bereketli olsun. Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım, sen kimsin ya? Ben Öksüt Köyü'nün muhtarı Adem Kahraman. Adem abi, soyadın gibi de kahramansın maşallah. İşin gücü askerse kurban olayım. Adem ya. Abimin en pazarda karşılaştık. Daha önceden tanışı yok da. Evet. Dedim senin ürünlerin geldiği yerde bir çekelim dedik. Şimdi Adem abimin bahçesindeyiz, bostanındayız. Doğru mu abi? Doğru İlmaz abi. Fasulyemiz baba bu. Evet abi. Hadi gezelim, gel şöyle. Gezelim. Bak, ben bostan gezmeyi çok severim abi. O taraf fasulye dedikleri fasulye bu. He. Bunun şeysi su değil mi abi? Su abi. Sulayacaksın, toplayacaksın. Her şeyinki su abi. Bunlar karalahanamız. Öksüt'te karalahana olmaz derler. Karalahana yetiştiriyorum ben. Olmaz olur mu abi ya, maşallah. Bu bir iki ay var herhalde değil mi daha? Var, iki ay var. İki ay var. Burada sana biberlerimi göstereyim. Umarım biberlerin abi. Ne çeşit biberlerin? Bir biber gördün mü ya? Sen biber bakıyorsun. Değişik. Bunun rengi niye böyle olmuş? Kara. Vallahi bu, dur bakayım şöyle geçeyim. Titiz Mehmet var, Titiz Mehmet. Dedi ki Adem abi sen bundan al dedi. Götür ek dedi. Satamazsan dedi getir bana dedi. Turşuluk biber değil mi? Aynen turşuluk. Bunlar şu da cin biber. Cin biberi bunlar. Abi bunlar da toplanmaya bu gelmiş. Yalnız İlmaz abi bu nasıl biliyor musun? Kızarıyor bu. Bu mu kızarıyor? Acı acı, çok acı. Bunlar kızarıyor. Kıpkırmızı oluyor. Yani de suladık bahçemizi. Seni dinlemedim de yedim bak. Acı dedim ya ya. Acı. Mevlam neler vermiş ya. Şuna bak, şuna bak. Vallahi. Hem çiçek hem şey bahane nasıl yani. Verim vermiş ya. Şöyle göstereyim. Ana. Bu ya kızarınca mı sen çıkarıyorsun pazara bunu? Şu anda topluyorum bunu. Götürüyorum, satıyorum. Verimi de bayağı fazla sanki abi. Bunun verimi çok fazla. Şu jalapone biberini de göstererek. Jalapone mi şunlar? Jalapone. Şunlar da ya, Öksüt'te böyle şeyler olmaz mı? Olur işte, niye olmaz? Olur İlmaz abi, Öksüt adamı dik adam olur. Adamı dik adam olur. Altın karışımı var burada, altın karışımı. Altın karışımı mı var? Aynen. Buna bak, kurban olayım ya. Bak buraya düşmüş buzlar, kızarmış. Ha böyle kızaracak ha, yani. Kızarıyor. Şimdi daha erken yani bu. Aynen. Turşu değil mi abi sadece turşu, bu? Turşu. Ya neye kullanırsan ona gider yani. Şu normal turşuluk cin biber. Aynen. İşte bahçe sahibi böyle gezerken bile otunu alır değil mi abi? Aynen, otunu almazsan olmaz. Otunu olmazsan olmaz. Şunlar da jalapone biber. Şimdi Yılmaz abi, Öksüt'te bir de çilek olmaz dediler. Biz de deneyek dedik, bir de çilek ettik. Oldu mu ya? Olmaz mı? Şu anda çilek dinlenmeye geçti. Tek tük oluyor. Yedi abi. Veren mi abi bu? Aynen. 15 gün sonra tadına bakmayayım. Ulan bu. Reçelliğimizi alırız o zaman. İnşallah. Gelir. Sen al bakayım. Öksüt'te altın karışımı var onda. Hepsinde mi altın karışımı var? Tabii. Bunlar da toprağımız da altın karışımı olduğu için her şeyimiz lezzetli. Abi esas lezzetli bu ya. Gerçek diyorum bu. Lezzetli yani. Lastik gibi değil yani. Yok. Altın karışım var dedim ya İlmaz abi. Sen bir yandan bakıyorsun çiğniyorsun mu diye de çiğnemem ben, korkma. Evet. Şöyle toplayın derim canım. Bir 15 güne çıkar mı pazara bu da? Çıkar. 15 güne. Şu anda zaten çiçeğe bindi. Bu hafta değil, önümüzdeki hafta bu full döker. Kasım'a kadar verir mi abi? Verir. Kasım'a kadar verir. Soğuk almasın, seneye kadar devam eder bu. Sen bunu denemelik yaptın bu sene öyle mi? Aynen. O zaman seneye bir bahçe yapan sen bundan. Zaten ben çilek yapacağım bundan sonra.
Diğerlerini ekmeyeceğim. Allah'ın işine kurban olayım bak. Yılmaz abi. Cevizi de aradan çıkartmış. Ceviz çıkmış burada. Kendiliğinden ceviz çıkmış. Hem çilek çıkmış hem ceviz çıkmış. Görüyorsun değil mi? Altın karışımı var ya. Yani bizim cevizimiz de meşhurdur. Şey mi ceviziniz? Çetin ceviz mi? Sert kabuk. Yok, çetin değil. Çok güzel cevizlerimiz var ya. Eski cevizlerden. Eski cevizlerden. Yenileri de var. Aşı dediklerimiz var. Evet. Ya gel Yılmaz abi, neler var? Neler var abi, bir bakak gel. Şuna bak, Mevlam vermiş. Onu vallahi olmuş ya. Damlamanın tabii, faydası tabii ya. Yanında. Şunlar da semizotu da onlar şey yani, onlar artık zamanı geçmiş değil mi şunların? Kendiliğinden çıkıyor onlar, kendiliğinden. Bunlar da kapya mı abi? Aynen. Abi nasıl olmuş bunlar böyle ya? Şuna bak ya. Şuna bak. Kızaracak. Aynen bunlar kızaracak. Bursa domatesimiz var. Bursa dediğimiz salçalık. Salçalık. Aynen. Dur ben göstereyim gel. Bir tane şöyle tanesinden gösterelim. Organik bunlar. Gübre şey vermiyorum bunlara. Ne veriyorsun abi gübre olarak? Vermiyorsun dedim de biliyormuş ya, gibi. Gübresiz hiçbir şey olmaz. Veriyorsun değil mi gübre? Gübre veriyorum. Azot veriyor. Azot. Taban gübresi dediğimiz azot. Bir de bu üre veriyorum. Üre veriyor. Aynen. Hayvan gübresi? Hayvan gübresi de var. Yanmış ters de veriyor. Aynen. Gübreyi öyle çok vermiyorum ama. Hayvan gübresi verdiğim için fazla vermiyorum. Hı hı. Zaten ayarını kaçırdın mı yakar o zaman da. Aynen. Abi bura nasıl olmuş ya şu domatesler? Yok abi bizim orada böyle olmuyor ya. Olur olur. Vallahi olur, olur. Bu kadar olmuyor. Bakayım ne ulan neler demiş. Yılmaz abi eskiden bizim orada bu otlar ne olmazdı eskiden. Sizin oradan geldi bunlar hep bırak. Bizim ya şeyle ne diyorsunuz şu ota, şu yolduğuna ne diyorsunuz? Ne diyordum? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Darıcan abi. Aynen Darıcan. Bizim saçak atıyor. Yapışır saçak bu. Atıyor, yapışıyor. Yapışır. Bizim köyün Darıcan'ı. Aynen. Şöyle yine biberlerimle çek abi bak. Süper domates dediğimiz. Süper domatesimiz var burada. Ha, domates götürüyorsun herhalde bazen. Süper domatesimiz olmadı. Şunu gösterdim de. Adem abi şunların yüzü güneşte ya. Yanma yapıyor mu güneşte? Ya, aynen bak onlar yanmış. Onlar yanmış. Dur abi. Ben masum bunlar yanmasın diye buraların otunu almadım. Almıyorsun değil mi? Yani aynen. Şimdi öyle ben o yüzden hatırlatayım. Şimdi çok otlu motlu derler. Yok yok. O otunu bilerek almıyoruz. Domates yanıyor. Güneş yanıyor diyoruz. Abi domates maşallah güzel olmuş ya. Şuna bak ya. Olur ya. Vallahi abi, olmuş ya. Abi maşallah. Vallahi bu nasıl bir şey yapmıyor lan. Şuraya baksana. Bu topluyorsunuz mu? Bekletiyorsunuz mu abi? Bunu şu anda bekletiyoruz. Kızarmasını bekliyoruz. Evet. Kızardıktan sonra salça olacak inşallah. He. Pazara çıkacak. Pazarda da satacağız işte. Geliyorum görüyorsun ya Yılmaz abi. Maşallah. Abi güzel maşallah ya.
Tabii emek hepsi değil mi? Aynen aynen. Emek, emek olmadan hiçbir şey olmaz. Toprağın... Aç olmaz mı der? Emek olmadan aç olmaz mı der? Emek ben? Olmadan yemek olmaz. Aynen. Haftada iki sefer sularım ben burayı. İki vallahi sefer değil mi? Aynen. Muhtarım görmeden çalayım ben şunu. Al al, kurban olayım al. Muhtar. Gerçek öksüt çilağı daha bir lezzetli ya. Şimdi bu Gaziköy'de o da var, Sarıca'da da var. Şimdi onlar da güzel de, şimdi ben tadına baktım da bu biraz daha lezzetli, gerçekten aromalı geldi. Yani bunun aromasıydı, lezzetiydi. Ben kendi çevremde var Sarıca'da, yapıyorlar. Çok da güzel çilekleri var. Evet. Buradan da yiyorum, oradan da yiyorum ama buranın daha bir tatlı yani. Aroması çok, evet, güzel. Evet, aroması geliyor yani. Öyle lastik gibi değil yani. Yok, yok. Gerçi onlar da öyle değil, lastik gibi değil. Bu daha aromalı yani. Seneye inşallah ben burayı hep çilek yapacağım. Ah, şuraya salatalık düşmüş. Salatalığa bak ya. Bir kök salatalık düşmüş. Kendiliğinden çıkmayın. Ne daha burada? Al işte. Bir kök düşmüş şuraya. Onlar kendiliğinden çıkıyor. Eski geçen sene bu alana ettim ben salatalığı. Ha, bu haraza yani şey çıkan. Aynen. Bu arada çıktı. Şura hep salatalık değil mi abi? Aynen Yılmaz abi. Şurayı ben fide aldım. Fide ektim bunları. Bunlar geçiyor artık. Erken çıksın yiyelim diye. 10 kök aldım. Bu 10 kökte bir kasa salata topluyordum. Bir toplamaya değil mi? Aynen. Bunları süper domatesini aldık. Bursa çıktı. Sadece şu sıra süper domates çıktı. Şunlar şey yani büyük domates diye aldınız. Aynen. Bursa salçalı çıktı. Salçalı çıktı. İşte. Burada yavaş yavaş alaca düşmüş. Yavaş yavaş olacak inşallah, da olacak. Abi senin gibi yapan var mı köyde başka böyle yetiştirip pazarda satan? Var. Birkaç kişi var sanki değil mi daha? Var var, birkaç kişi değil, 10 kişi var. Var. Ya bunlar bu kadar yapmıyorlar da yani hep yerleri küçük olduğu için. Parça parça. Parça parça. 10 kişi bir rahat var yani. O pazarda gördüğün kişiler, evet, yapıyor bu işi. Hani şimdi şey var ya, bir ben onu sana sorayım. Ya kendileri yetiştirmiyorlar, alıp satıyorlar diyorlar ya. Öyle bir şey yok yani değil mi? Yerinde gördük biz yetişip yetişmediğini. Ya şimdi Umut abi, insanlar şu anda herkes kendi yetiştiriyor ama bu işi 12 ay yapan insanlar var. Ben 3 ay yapıyorum, kapanıyor. Ama bunu 12 aya yapan insanlar 3 ay 4 ay kendi mahsulünü satıyor. Sata illa ki ondan sonra al sat yapacak. Sarımsağı var, soğanı var. İlla ki yani yanına bir şeyler alıp satacak. Pırasası var, soğanı var. Ama şu an alma olmaz şu mevsimde. Şu anda yok, şu anda Ağustos, alma olmaz. Temmuz, Ağustos, Eylül değil mi? 3 ay.
Ekim'de de gider. Ekim'de de gider, doğru. Şimdi bir de sizin ikinci ektiğiniz ürünler oluyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Sonradan yetişsin diye ikinci ekilen ürünler de oluyor herhalde. Benim zaten bu salatalık ikinci ekim. Şu ikinci ekim, he. Aynen. Abi çıtır çıtır ne güzel olmuş ya. Eline sağlık Adem abi ya, valla. İşimizi bırak ya. Ne oldu? Yeter yeter, toplama, bana topluyorsa. Bana topluyor. Ya, yok 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 abi, o yeter. Yeter, biz niye edeceğim şu kişiyle? Bizim de var. Ye abi. Getir. Ye, şunları da atayım. At baba. İşin rast gelsin. Şöyle karşı dağları da göstererek. Nohutum var. Fasulyem var mı Adem abi? Fasulyem de var. Nohutum da var. Kuru fasulye. Aynen. Hepsini yetiştiriyor diyorsun, hepsini değil mi? Hepsini yetiştiriyoruz. Yaptığımız sürece de yetiştireceğiz. Ama o biraz önce bahsettik ya. Sizin üst tarlalar sulansa böyle 10 tane daha üretiniz herhalde, değil mi? Aynen. Keşke bir sulansa buralara, bir su imkanı olsa. Şuna bak ne güzel işte. Damlama yaptım ben buraya. Yılmaz damlama. Abi. Burayı eskiden burayı da sulayamazdık yani. Sadece bu bölge sulanıyor bu sudan. Hmm. Bu üzüm bağı mıydı buralar eskiden? Ağaçtı. Aynen, buralar hep üzüm bağıydı. Kuyuda ekerdik. Nohut ekerdik biz buralara. Şu anda da işte bu Mevlam'ın verdiği bütün nimetlerden yararlanıyoruz. Buradan bir toplamaya bayağı salatalık çıkar abi şuradan maşallah. Buradan bir 200-300 kilo salatalığımız çıkıyor, değil mi? Çıkıyor inşallah. Maşallah. Mısırın da var. Şu karşıdakiler olmuştur gayrı, değil mi? Yok, onlar daha yeni işlemi çıkarmaya başladı. Olur inşallah. Kabağımız var burada. Yani kabağın cinsine bir bakayım neymiş. Aman. Şey bu normal kara kabak, yemelik. Kara kabak he. Aynen. He şunlardan. Aynen. Kolsuz kabak değil mi? Aynen 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 baba. Şimdi ben Nur abi hurmayı ektim buraya. Hurma olacak mı diye. Cennet hurması mı? Aynen. Şu anda ektim bu sene. İnşallah seneye mi olur? Öbür seneye mi olur? Verimde alacağız. Sarıca'da bunu yaptılar. Sarıca'da meyvesi var. Cennet hurması mı? Cennet hurması. Yani bir arkadaş iki kök ekmiş, hiç üstünde yoksa 15-20 tane hurma var. Oluyor demek ki. Ben de onlardan gördüm, aldım ektim. Abi sende de bu işler işte istek, merak işi abi ya. Aynen. Merak olmayınca olmaz. Olmaz, merak olmayınca olmaz. Hiçbir şey olmaz, merak olmazsa. Da yemeklik. Şu Ayşe kadın herhalde mi şu fasulye? Aynen şu şeyler Ayşe kadın. Şunlar Ayşe kadın ya. Bir de pepino ekiyorlar. Pepino. Vurmamız da bu tuttu bak. Kadar. Hani bak. He. Kolay kolay tutmaz dediler bunu. Biz tuttuk inşallah. Yani bunun meyvesi olacak inşallah. Fidanını nereden aldın abi bunu? Develden aldım. Develden aldım. Yok develden değil. Yay aldı de gel. Kayseri fuardan aldım ben bunu. Fuardan aldım. Maşallah. Elmanı da göstereyim. Göster elmamı da göster. Bir 15 güne kadar götürün herhalde elmaları da. Yok elma götürme elma. Elma götürmüyor mu? Elma yeriz bu elma. Güzel elma olduğu için sattık elmamız yok inşallah. He. Burada elman oluyor, erik oluyor. Aynen. Cevizin çok oluyor. Cevizin çok olur. Babamın cevizi çok olur. Babamın. Öyle mi? Aynen. Babam. Eski çok... cevizlerden.
Eski cevizlerden var, aşı cevizleri var, çok güzel. Biber burada da varmış. Bu köy biberi dedikleri biber bu. Ha, köy biberi. Ha. Tokat biberi de diyorlar buna. Şundan göstererek. Tabii toprak kuvvetli olunca şekli şemali. Abi toprak kuvvetli buralar ya. Buralar sulanmaya başlayalı 5-6 sene mi oldu abi bu topraklar şuralar? 10 sene oldu. 10 sene. Bu ırmak yaşlı açıldı açılalı sulu yok buraları. Muhtarımın ürünlerini köy pazarında Develi'de salı günleri bulabilirler değil mi? Tabii tabii. Telledin ama muhtarım. Yapacak bir şey yok. Terlemeden hiçbir şey olmaz. Şimdi muhtarım dedi ki pazartesi günü gelirik buraya. Çayı demlerim. Sacı yaparım. Çocuklar da mahsulleri toplar. Aynen öyle. Pazara hazır hale getirir. Yerim çok güzel. Bak İrmaz abi, semaverim burada. Semaverim burada. Şunlar da eriklerimiz. Aynen. Adem abim teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. İşin gücün rast gelsin. Beni kırmadın. Muhtarların işi yoğun olur. Elde etmek zor olur ama işin sen bizi kırmadın. Cumartesi. Bugün tatil. Bugün tatil. Oldu abim. Hadi görüşürük inşallah. Bir sonraki ol, videoda. Bir sonraki videoda da galayı tanıtalım seninle. İnşallah. Tamam inşallah. İnşallah kurban olayım. Şimdi muhtarımla beraber gezerken Hatice ablam çağırdı değil mi muhtarım? Doğru doğru. Amcanın kızı mı olur? Evet. Amcanın kızı. Yol ağzıydı, kahvaltıya buyurun dedik. Doğal kahvaltı yapıyorlarmış. Bizi de çağırdı sağ olsun. Allah razı olsun. Şu küçük kızın adı neydi? Dila. Dila. Dila bu sene okula başlayacak herhalde. Başlayacak mı Dila? Ziraat mühendisi olacak Dila buralarda. Ziraat mı? Tabii. Dila mı istiyor, sen mi istiyorsun Hatice abla? Ben istiyorum. Olur, ben olur, çocuklara, çocuklara pek düşürmüyorum. Hatice abla kaç tane okuyan çocuğun var senin? Toplamı 4 tane. 3 tanesi üniversitede. Biri Konya Selçuk Üniversitesi'ni bitirdi geldi. Şu an şehir hastanesinde hasta kayıtta. Bir tanesi Erciyes Üniversitesi'nin misafirhanesinde orada hasta kayıtta. Öğretmen o. Bu sene öğretmen oldu ama işte bu sene KPSS'ye girmediği için atama beklemiyoruz tabii. O yüzden boş durmayayım diye oraya girdi. İsmail de pozu... Bu kaldı yanımda. Polisliğe hazırlıyor. İnşallah. Onun da bir senesi var. Pardon. Şükrü'yü İsmail dedim. Şükrü'yü de polisliğe hazırlıyor. Onun da bir senesi i̇nşallah. Var. Bir sene sonra onu da uçuruyor inşallah. İnşallah. Sen de buraları kolaçan ediyor. Kala kala bir şu bulgur kırığına kalıyor. İyi abla. Teşekkür ettik sofra içinde. Teşekkür ederiz. Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Adem abi şimdi neredeyiz biz? Şöyle güzel bir su çıkıyor burada. Öksüt'teyiz. Zamantı Tüneli'nin çıkışındayız. Girişi bizim köy, çıkışı sizin evet, köy. Aynen. Bayağı su çıkıyor buradan değil mi? Buradan bayağı çıkıyor ama bizim köy yararlanamıyor buradan. Neden? Yani arazilerimiz üst tarafta kaldığı için devlet de buna müsaade etmiyor, izin vermiyor, basmıyor. Aşağıdaki su, gördüğüm bahçeler yararlanıyor ama oralarda da yani en büyük tarla 300 metre, 400 metre. Ekili arazinizin ne kadar arası yararlanıyor buradan? Yani 1500 hektar. Çok az. Çok az. Yani bizim bu yanda 14.000 hektar tarlamız var. He. Nohudumuzu gördün Kırmaz abi. Evet. Bu sudan yararlansak çok daha iyi şeyler yapacağız diyor yani. Aynen. Yararlansak çok daha şeyler, tarımsal faaliyetler yapacağız biz. Bu su nereye gidiyor şimdi? Bu nereye besin? Bu Develi Ovası'na gidiyor. Yeşilhisar'a gidiyor. Yani bütün aşağıda avuya gidiyor. Onlar yararlanıyor, biz yararlanamıyoruz. Siz şöyle bakıyorsunuz sadece. Aynen bakıyorum. Öksüz kaldı sudan yana. İnşallah belki izleyenler olursa ona bir çözüm bulurlar. Hadi İnşallah bana. İnşallah. Buradan güzel sazan da çıkıyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Bunun mücadelesini de vereceğiz inşallah suyu alma konusunda. İnşallah. İnşallah hayırlısı olur abi. Allah razı olsun senden de.